Öteki kata 3 köprü devam ediyor. Telefon hattında Dijital Hayat TV koordinatörü Sayın Bilal Eren var. Bilal Bey merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar size de. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler var bu hafta teknoloji dünyasında? Evet, hem dünyada hem Türkiye'den haberler var. Sizin için derledim. İngiltere'den bir haber var. İlginç de bir haber. İlginç çekecek. İngiltere Eğitim Bakanlığı nefrete karşı eğitim ismini bir internet sitesi kurdu. Bu internet sitesinin amacı şu. Geçen sene İngiltere'de 3 tane lise talebesi İngiliz kız Suriye'ye kaçmıştı. Radikalleşme eğilimleri gösterip. Sonuçları bilinmiyor. IŞİD'e katılıp katılmadıkları bilinmiyor ama haber alınamadı bir daha. Bunun üzerinde İngiltere kamuoyunda büyük bir infial oluşmuştu. Acaba çocuklarımız işte sosyal medya üzerinden, internet üzerinden çeşitli bilgilere ulaşıp radikalleşiyorlar mı? Aşırı uçlara karşı kayıyorlar mı diyor. Bununla alakalı Eğitim Bakanlığı böyle bir site hazırladı ve sitenin amacı şu. Öğretmen ve ebeveynlere çocuklarınızı aşırılık ve radikalleşmeye karşı neler yapabilirsiniz? Onları nasıl koruyabilirsiniz? Amacını ve burada tavsiyeleri içeren bir site. İlginç de bir haber oldu. Bir basın toplantısı haber yaptılar. Özellikle Avrupa'da bu çok konuşuluyor bu konu. Çünkü çok katılım var. Sosyal medya üzerinden gördükleri yazı, video, fotoğrafları görerek genç öğrenciler, genç kişiler. Böyle bir haber var. SMS kullanımıyla alakalı bir araştırma var. Ülkemizden bir haber bu. SMS kullanımının azaldığına dair işte WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook gibi mecralar çoğaldıkça bütün iletişimimizi oradan, mesajlaşmamızı, iletişimimizi oradan sağlamaya daha çok internet üzerinden mi yapmaya başlamışız? Evet, internet üzerinden yapmaya başlıyoruz. Bu da SMS kullanımının bu 2008-2010 gibi yıllarda yükselen SMS kullanımının azalmasına sebep olmuş. Rakamlar da var. Mesela 2013 yılında 176 milyar SMS atılmış ülkemizde. Fakat 2015'te yani geçen sene 100 milyara düşmüş bu adet. Çok büyük bir düşüş. Neredeyse evet. Yarı yarıya düşmüş. Bu da şunu gösteriyor. Artık işte hepimiz kullanıyoruz. WhatsApp, Telegram, işte Skype, Hangouts gibi araçları kullanarak iletişimimizi sağlıyoruz. SMS devri kapanıyor gibi gözüküyor. Yani düşüş eğilimi hızlı bir şekilde devam ediyor, öyle mi? Evet, devam ediyor. Bu operatörler de bu konuda işte rakamlarını yayınladıkça daha çok görüyorlar. Daha çok internet paketi satmak için uğraşacaklar gibi görüyor. Yani hat ve SMS rakamları düşecek gibi görünüyor. Twitter'dan bir haber var. Bu birinci haberle ilintili aslında. Twitter, Facebook gibi büyük firmalar hep şu şikayet vardı. Yeterli filtrelemeye, yeterli özeni göstermiyorsunuz ve burada büyük bir tabiri caizse kakofoni yani herkesin kafasının her kafadan bir ses çıkar hale geldi deniyor ve çeşitli bunun zararlı boyutları da yavaş yavaş hayatımızda görülmeye başladı. Örneğin sizden hoşlanmayan birisi veya sizden intikam almaya isteyen birisi çeşitli nedenlerle sizin adresinizi, telefonunuzu, TC kimlik numaranızı gibi çok kişisel bilgileri kullanıyor sahte hesaplar açarak. Bunları yayıyor ve içerik paylaşıyor. Bu konuda Twitter bir ekip kurdu ve bundan sonra tüm dünyada bu tip özel bilgileri paylaşanların hesapları direkt kapatılacak veya uyarılar yapılacak. Ayrıca geçen hafta Almanya'da bu aşırı radikal örgütler ile alakalı bir Almanya'da bir STK ile Facebook anlaşma yaptı ve orada özellikle bu Suriye, Irak olaylarıyla alakalı aşırı içerik paylaşanları tespit edecek bu STK bir ekip kurdu ve onlara uyarılar yapıp devam ederlerse hesaplar kapatılacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sosyal medya şirketleri özellikle bu bireysel olarak bizi zor duruma bırakan içeriklerle alakalı mücadele etme niyetinde. Bu konuda hem manuel hem de yazılımlarla bazı önlemler alacaklar gibi görünüyor. Bu da gerekiyor açıkçası. Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir haberimiz var Türkiye'den. VR Lab dediğimiz sanal gerçeklik merkezi. Türkiye'de ilk defa günde açılışı yapıldı hatta. Medyada da yer buldu. Bu açıldı. Sanal gerçeklik merkezi mi? Evet, sanal gerçeklik merkezi açıldı. Aslında dinleyicilerimiz için birkaç örnek verelim isterseniz. Sanal gerçeklik ne demek? Hayatımızda nasıl bir etkisi var? Mesela eğitim alanında çok kullanılıyor. Örneğin pilotlar uçmadan önce simülasyon merkezlerinde, uçuş simülasyon merkezlerinde uçuş eğitimleri alabiliyorlar. Yani bir kabinin içine giriyorlar ve sanki uçak kullanıyormuş gibi o etkiyle o eğitimi alabiliyorlar. Eğitim alanında kullanılıyor.
örneğin sağlık alanında kullanılıyor. Çeşitli fobilere karşı mesela yükseklik korkusu olan kişilerin bu korkularını gidermek için sanal laboratuvarlar var. Sanal gerçeklik laboratuvarları. Orada bu hastalıkları tedavi etmek için kullanıyorlar. Çeşitli test ve tasarım amaçlı meslekler kullanıyor. Örneğin bir eviniz var, döşemek istiyorsunuz fakat bilemiyorsunuz. Bu tip laboratuvara girerek o mobilyaları veya evinizi dizayn ederek sanal gerçeklik anlamında evinizin nasıl bir tasarım yaparsanız nasıl bir hale geleceğini görebiliyorsunuz. Yani bilgisayar tarafından taklit edilen ve oluşturulan ortamlar olarak kabaca tabir edebiliriz sanal gerçeklik. Anladım. Bir sürü turizmde kullanılıyor örneğin. Bir şehri gezmek istiyorsunuz. Bir kabine giriyorsunuz veya bir yazılımla veya bir gözlükle o şehri 360 derece sanki oradaymış gibi gezebiliyorsunuz. Bu gittikçe hayatımıza girecek. Fakir dostu bir uygulama mı Bilal Bey bu? Gitmeden gezmiş oluyorsunuz, yemeden yemiş oluyorsunuz. Böyle bir şey mi? Evet, yani çeşitli bunun araçları olacak. Araçlar giderek de ucuzlayacak. Mesela Microsoft'un bu konuda bir gözlüğü var. Bu gözlüğü takarak oyunlarda, çeşitli eğitimlerde kullanacaksınız. Ve bu çok kurumsal olarak da müthiş faydalı olacak. Düşünsenize bir pilotun gerçek bir uçakla uçması veya işte bunun bir odaya girip uçması arasındaki maliyetleri vesaire. Yani hayatımızı çok kolaylaştıracak bir şey, bir teknoloji. Evet. Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim alanında kullanılmak üzere böyle bir laboratuvar açıldı dün. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Google'dan bir haber var. Bu da bir araştırma. Haberleri 33 bin kişi içinde yapılmış bu araştırma. Haberlerin nasıl inanıyorsunuz haberlere? En çok nereden bakarak inanıyorsunuz sorusu sorulmuş. Google'dan yaptığım haber aramalarına daha çok inanıyorum demiş kullanıcılar. Yani %63'ü, 33 bin kişinin %63'ü Google'dan gelen arama sonuçlarından çıkan haberlere internet sitelerine göre daha çok inanıyorum demiş. İlginç. İnternet siteleri %53. Örneğin bir haber için internet sitesine girdiniz, bir haber sitesine. Oradaki haberlere %53'e inanıyorum, daha çok inanıyorum demiş. Google'dan gelen sonuçlara %63'ü. Yani Google'a daha çok inanç var bu konuda. Hı-hı. İlginç bir firma için ne kadar önemli bir şey bu. Bunu sağlamış Google. İki tane de radyo programı haberimiz var. Bulmuşken dinleyicilerimizi paylaşmak isterim. Bugün saat 17 canlı yayında Girişimci Türkiye programı TRT Radyo 1'de. Evet. Teknoloji girişimcilerine öneriler konusuyla çok değerli konuklar olacak. Dinleyicilerimiz TRT Radyo 1 95.6'da bunu dinleyebilirler. Yarın da bizim dijital hayat programımızda, teknoloji ve interneti anlattığımız programımızda ünlü komedyen ve şiir yazan şair diyelim, Ceyhun Yılmaz konuğumuz olacak ve sosyal medya... Ceyhun Yılmaz herhalde. Evet, Ceyhun Yılmaz konuğumuz olacak ve sosyal medya nasıl kullanılmaz başlığıyla ironik olarak sosyal medyaya bakacağız. Nasıl kullanılır değil de nasıl kullanılmaz üzerinden nasıl kullanılması gerektiğini konuşacağız evet, herhalde. Bunu konuşacağız. Evet. Çok keyifli, kendisinde kişisel şeyleri var bu konuda. Çıkardığı notlar var. Meraklı dinleyicilerimizi evet. bekleriz. Cuma 15.30'da Ceyhun Yılmaz'la da konuşacağız. Peki evet. Çok teşekkür ederiz Bilal Bey. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren'di konuğumuz. Müzikle devam ediyoruz.